Esselamu aleyküm dâra kavmin mü'minîn ve inna inşâallâhu bikum lâhiqûn gafarallâhu lana ve lekum. Ey Müslüman diyarının halkı, selam olsun size. İnşallah biz de size katılacağız. Allah bizi de sizi de affetsin. Değerli kardeşlerim, Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam efendimiz bir hadisi şeriflerinde buyuruyorlar ki: "Kuntun nehaytukum an ziyaratil kubur. Ben size kabir ziyaretini yasaklamıştım. Ela fezuruha fe inneha tuzekkirukumul ahireh. Artık kabirleri ziyaret edin çünkü o size ölümü hatırlatmaktadır. Değerli kardeşlerim, kabir ziyaretinin adabı vardır. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam efendimiz bir mezarlığa girdiği zaman az önce benim verdiğim şekilde orada bulunanlara selam verirdi ve onların affolunması için dua ederdi. Bizler de herhangi bir mezarlığa girdiğimiz zaman evvela orada bulunan ölülere selam veriyoruz. Sonra onların bağışlanması için dua ediyoruz. Ölümü tefekkür ediyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da ifadesiyle kabirleri ziyaret edin. Çünkü kabirleri ziyaret size ölümü hatırlatır buyurduğu üzere ölümü tefekkür etmeliyiz. Burada yatan, bu mezarlıkta yatan insanların da bizim gibi dünya telaşında olduklarını ama onların bu dünyayı terk etmek durumunda kaldıklarını, bizim de kalacağımızı ve bu mezar için ahiret için kendimize azıklar hazırlamamızı bizlere tavsiye ettiklerini duyar gibi hareket edeceğiz. Mezarlığa geldiğimiz zaman az önce de ifade ettiğimiz gibi buradakilere dua edebiliriz. Bunlar için Kur'an-ı Kerim okuyabiliriz. İmam Gazali İhya-u Ulumuddin isimli eserinde Ahmet bin Hanbel'e nispet ederek demiştir ki kabir ziyaret edildiği zaman Fatiha suresi, İhlas suresi, Felak ve Na sureleri okunur ve bunların sevapları da ölülere bağışlanabilir. Tabii ki sadece bu sureleri okumak değil, Yasin-i Şerif, tebareke Şerif gibi diğer surelerde okunabilir. Ama önemli olan hem bu ölülerin durumundan ibret almak hem de bunlar için dua etmek en önemli meseledir. Değerli kardeşlerim, mezar ziyaretinde genelde ölünün yüzüne karşı yani sağ tarafına yattığına göre şöyle sağ tarafına yatıyor ve bu tarafa bakıyorsa şöyle durup buradan okumak ve selamı bu şekilde vermek daha da uygun bir davranıştır. Alimlerimiz dua ederken mezara dönerek mi dua edilir yoksa kıbleye dönerek mi dua edilir? Bu konuda ihtilaf etmişlerdir. Dileyen dilediğini tercih edebilir. Kıbleye de dönebilir ama mezara dönüp de dua ederse de bunda herhangi bir sakınca yoktur. Bu arada şunu da söyleyelim. Özellikle büyük Allah dostlarının kabrini ziyaret ederken biz tabii ki Allah'a dua ediyoruz. Onları vesile edebiliriz ama önemli olan onların kendisinden bir şey istememek. Bu meseleye de dikkat etmek gerekir ama onların hürmetine istemekte herhangi bir sakınca yoktur. Son olarak acaba ölüler kendilerini ziyaret edenlerini tanırlar mı, bilirler mi? Değerli kardeşlerim, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz mezarlara gittiği zaman o mezarlara selam verilmiş. Selam kime verilir? Selamı alacaklara verilir. Yine Peygamberimiz Aleyhisselam başka bir hadisi şerifte ölü mezara defnedildiği zaman hatta yesma'u qar'a ni'alihim orada bulunan insanların ayakkabı seslerini bile duyar buyuruyor Peygamberimiz Aleyhisselam. Yine Peygamberimiz Aleyhisselam Bedir Savaşı'nda kuyulara doldurtturduğu kafirlere bazı şeyler söyleyince ''Ya Resulallah onlar seni duyuyorlar mı?'' dediği zaman "Ma entüm bi esme'a limâ agûlu minhum'' ''Benim dediklerimi siz onlardan daha iyi işitiyor değilsiniz, onlar daha iyi duyuyorlar.'' demiştir. Bu hadisi şeriflerden anladığımıza göre mezardakiler kendilerini ziyaret edenleri bilirler, görürler, tanırlar. Biz hem onları mutlu etmek hem de ölümü hatırlamak için kabir ziyaretlerini çokça yapmaya gayret edelim. Allah bütün geçmişlerimize rahmet eylesin. Mezara girmeden önce mezarımıza, yerimize hazırlıklı bir şekilde girmeyi Allah hepimize nasip eylesin.